Al puandayız. Al puan neresi diye sorabilirsiniz. Ben size söyleyeyim. Samsun'dan Sinop'a doğru yola giderken Samsun bitiyor, Sinop başlıyor. Ahan da orası al puan. Biraz dağlık bir yer ama dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Doğaya meraklıysanız şiddetle tavsiye ediyoruz. Muhakkak gelip görmeniz gereken bir yer. Gelirken bir tek şeye dikkat edeceksiniz. Hava Temmuz sonuna doğru, ama Temmuz'un başına doğru bile biraz soğuk olabiliyor. Ama ben üşümüyorum. Üşümüyorum. Üşüyecek de bir şey yok. Altını tutuşturur. Neyimi tutuşturur? Saçın altını tutuşturur. Altımı mı tutuşturur? Saçın altını. Görüyor musun, görmüyor musun bilmiyorum. Sacın altı tutuşmuş vaziyette. Ha işte. Dikkat ettiysen bizim altımız hiç tutuşmamış. Teşekkür ederim uyarın için ama ben... Sağ ol oğlum sana. Sen de sağ ol annem. Yani hayatımı kurtardın. Sacın üstüne oturmadım ki... Ya, tabii ya. Tutuşsun. Tütüye diye dedim. Tütüye. Sıcak ama sıcak. Ha, tamam. Sevgili hanımlar, hiç birinizle konuşamayacağız. Konuşmak isteyen buraya gelsin. Sırtımızı ateşe verdik. Ha. Donuyoruz vallahi, gelemeyeceğiz oralara. Bunu... Var o zaman. Ben de taş çekeyim ha sana. Bana taş çekeceksin. Tabii çorbalık. Bana niye çekiyorsun annem yani? Ya ne yapayım ayolum, işte çoluk çocuk aç kaldı. Bu buğday değirmeni mi bu? Hı hı. Buğday değirmeni. Ya dene çekiyor işte, ne yapalım? Bu mudur yani? Unu böyle mi yapardık biz eskiden? Unu böyle mi? Böyle oğlum böyle. Yine çalışıyor ama bu maşallah. Aynı işte çalıştırıyor. Ne yapalım? Bir tane mi değirmen var köyde? Yapayım mı? Attılar tok. Yok. Bir sen mi sakladın şimdi? Ya işte ben... Un isteyen seni bulacak kocarı yani. Sakladı. Hangi koca karı? Aşı kocarı sakladıydı. O koca karının bu. O koca karının. Soralım. Soralım. Kolay gelsin. Hoş geldin oğlum, yine sefa geldin. Hoş bulduk geldim. Anneciğim, sefalar gördüm. Hey oğlum, biz bunu yine fakıllıkta da çekerdik, hamur mayalarda un çekerdik. Yani o günlerde büyük damen, su damenleri yoğdu. Bunu bir gece çekerdik, gündüz orak biçerdik böyle, reçbellik yapardık. Gölük koşardık. Gölük koşmak ne demek? Çiz sürüyor yani, böyle reçbellik yapıyor yani. Sabanına, öküzüne yani. Yani aşk olsun canım. Direkt öküz demeniz gerekmiyor. Oğlum şimdi şey, ya rahımız öyle çocuğum şimdi. Öyle bazen sarı öküz diye de biliniyoruz canım. Ya. Acacığım ne yapalım, düğünenin işi öyle. Ne oldu sonra, zengin mi olduk biz? Zenginleştik mi sonra? Sonra işte aynı yine fakıllık. Çocuklarım İstanbul'da. 7 tane çocuğum var. 7'si de İstanbul'da. Kapımı açan yok. Kendim işte... Böyle ireçbellik yapacağım, orak biçeceğim. Kabul edersen İstanbul'dan çocukların bir tanesi geldi. Kim geldi? Sensin ha çocuğum. Sol, eksik olma çocuğum. Teşekkür ederim yani. Ya. Boşa gelmiyordu çocuklar, iyi ki gelmiyor. Bir kafasını böyle pat o kadar. Ay oğlum, lafa gitmiyorlar, sözde gitmiyorlar. İnsan bir şey yapar şöyle bir. Yok canım, özlemiş ya, gibi yapar. Yani. Harçlık sol, verir. Allah ömrünüz uzun olsun. Memleketimize gelmişsiniz. Bizi tanımışsınız, yapmışsınız. Baksana güzel konuşmuşsunuz. Teşekkür ederim çocuğum. Hadi sağ ol. Ben teşekkür ederim anneciğim. Sağ ol. Hadi sen de bu sağ ol çocuğum. Bu değirmen bir tek sizden var şimdi i̇şte köyde. İşte bir tek bunu. Siz niye atmadınız? Herkes atmış. Ben yine çekeyim çocuğum. Değirmene gidip de şey etmeye gücüm yok, param yok. Açlık çekmeye yani çektiremiyorum. Gidip değirmende çekmek yerine kendi değirmenimde. Ya kendi değirmenimde usul çekeyim, açlık yapayım işte bunu. Fazla çekmiyor işte. Yani bir... Tevek müvek hani dolma sarmaya için yani bir şey sarmaya için onun için. İşini görüyor onu. Yani anne. İşimizi görüyor çocuğum ya. İyi maşallah. Ya cümlemize çocuğum. Hadi sağ ol, teşekkür ederim. Siz de sağ ol maşallah. Yine. Hadi çocuğum. Köyün en şık hanımefendisi misiniz efendim? Değilim, ben öyle görünüyor. Ya, yavrusu. Annesi. Giymişin sarıları. Yavrusu işte. Ah, annesi. Ah yavru. Senin de var mı dışarıda çocuğun? Var ama ancak kendilerini görebiliyorlar yani. Kirada oturuyorlar. Biz kendimizi zor görüyoruz burada. Gözlerime bak, katıran indi böyle bakamıyorum yani. Allah acil şifalar versin. Cümlemize ama yavrum. Bakımınızı yapıyorsunuz maşallah. Saçlar bir kınalanmış. kınalanmış. Ne aha! Öyle canım. Bir kına yapılmış yani. Ah yavrum, ona işte başıma ağrı geliyordu. Onun için koyan biliyor musun? Peki başınıza kına yakınca geçiyor mu o ağrı?
geçmeyeyim mi? Alışkın işte. Yani alışmışım onu, biz yapıyoruz. Geçiyorsa yani. Eyüp abinin de bazen başı ağrıyor. Kına yakalım. Gerçi nereye yakacağız yani? Ama yakarız yani. Kınalı yapalım. Kuzum. Yapalım ya. Kuzum, işte kınalı öyle. Kuzum benim. Bu nedir? Çıkrık. Soralım anneye onu. Çıkrık. Anneciğim. Ne diyeyim yavrum? Ne diyeyim? Diyeyim hemen. Buyur. Bu çıkrıkta ne çekiyorsunuz? Yumuyor yok, çorabör yok. Hala? Hala işte ayaklarımızda atık, gözümüz görmüyor bunun. Bunları giyiyor. Çorap için koyun yününden mi bu? Ya koyun yününden. İp haline mi getiriyorsunuz bunu? Ya. Ha, ondan anneciğim. Ya. Sıcak mı tutuyor? Sıcak tutuyor. Buraların havası hep böyle midir? Böyle. Neredeyse Temmuz ayına gireceğiz. Ya amin. Soba yakıyor musunuz? Yakıyor, yakıyor, yakıyor. Soba yakıyorsunuz değil mi? Ya bir ihtiyarım yatıyor, hasta. Allah acı şifalar ya, versin. Ya amin. Soba yakmasan donacaksın çünkü. Donacak. Temmuz ayında burası. Zaten gelemiyor buraya. En yaşlı siz misiniz efendim? Benim yavrum. Köyde sizden daha yaşlı yok mu? İşte burada meydanda işte yaşlılarımız. Gerçi hanımların hiçbir tanesi yaşlılığı kabul etmez. Tabii elbet. Kolay mı? Tabii etmez. Yaş kaç acaba ayıptır sorması? Bilmiyorum yavrum. Bilen var mıdır? Ne bilecekler bilmiyorum Mahmut. Ben bilmiyorum ki koca söyleli öldü dayım. Bilmiyorum. Adamım öyle iki oğlum İstanbul'dan da torunum yanında duruyor burada. Torunum bakıyor bana. Maşallah o toruna be. Ne diyeyim sana? Vallahi maşallah o toruna. 30 sene oldu adamım öleli yavrum. Allah rahmet eylesin anneciğim. Torun kız mı erkek mi? Erkek. Erkek torun. Çalışmada. Babaannesi misiniz siz onun? Hı hı. Babaannesine bakıyor. Tabii. Vallahi helal. Evlendi mi? Evlendi. Hanımı var. Çocuğu var. 3 tane. Allah bağışlasın. Gelinle aran nasıl? İyi bakıyorlar. Allah razı olsun. Gelinlerim. Gelinim bu. Orada öteki mı gelin? Oğlanınki daha orada. Rahatın yerinde yani. İşte. Öyle. Ne diyeyim işte. İyiyim. Allah razı sen olsun. Bakıyorlar. Gelini istemiş miydin oğlan istediği zaman? İstedim. Sen mi istedin? Oğlum, oğlum da istedi. Gelin ben de istedim. İyi ki istemişsin. Bir de zamanında alma bu kızı. Ne yapacaksın? Ben sana daha güzelini alırım deseydin. Tabii bakmazdı. Bakmazdı. Bakmazdı yavrum. Bakmamazda kalmazdı. Affedersin kapının önüne de kordu. Tabii kordu. Atardı. Hemen atardı yavrum. Sen geleceği görmüşsün be anneciğim ben. He? Sen geleceği görmüşsün. Hey yavrum. Hoş tutmuş muydun gelini zamanında? Şimdi karşılığını görüyorsun öyle mi? Demek ki kayınvalideler gelinlerinize biraz acıkın dikkat tabii. Edecekler. Tabii. Gün olur harman döner gelinin eline baka bakarsın. Allah'ım bir bulsuna bin bağlasın. Yani. Allah'ım Hazreti Ali kuvveti versin. Allah'ım. Hatırladın mı? Bunların yandan şeylisi vardı. Kopçalısı. Çatmal derdik biz ona. Tokalısı işte. Çatmal derdik biz kardeşim. İlkokulu bunlarla bitirdim ben. Mavisi vardı. Sarısı vardı. Bayram günleri de alınırdı. Vallahi. Yırtıldığı zaman dikiyor musunuz siz gene? Yok, bazı dikiyor ama şimdiki dövürde dikmiyala yani. Dikmiyala atıyala. Atıyala. Atıyala onlar parayı buluyorlar. yalnız naylon ipliğiyle dikmek lazım. Diğer ipler çok sağlıklı tutmuyor bunu. Ey oğlum işte iki tavuk yumurtluyor. Onun yine bir ineğimiz var. Bir kilo yağ satıyor. İşte onlar ne alıyor ki yok biz bunu. İki tane tavuk yumurtluyor. Ya iki tavuk yumurtluyor. İşlem tamam oluyor. Ya işte bunlar ne şey diyor. Kaç açıyor mu? Bu yaptığınız nedir? Ekmek. Ekmek. Evet. Bakkaldan ekmek alıyorsunuz mu? Bazen alıyor, bazen almıyor. Tembelliğinize denk geldiği zaman mı bakkaldan ekmek? Evet, hasta olduğumuz zaman. İtiraf da ediyor yani. Bunu sonra peki kışın, kışın diyorum, yazın yapıyorsunuz, kışın bir yere koyuyor musunuz? Aynı koyuk, yazın böyle da koyuk, kışın da. Böyle bazen üstüne su serpilir, yumuşatılır, yenir ya. Ya yumuşatılır. Şimdi buzdolabına koyuk bunu. Artık erdem kühleniyordu. Sevsinler artık, sosyete olduk, buzdolaplarımız var. Ya var çocuğum, Allah'a şükür. Yani çocuklarımız yolladı, var. Peki buzdolabı yoktu eskiden, onda o zaman yok, nasıl muhafaza ediyordu? Yok ya oğlum, kühleniyor doğaklay, doğru malla. Sadece bulamıyorduk yine ekmek doğaklay. Neredeymiş bolluk? Bundan daha çekeceğim, gece sabaha da ekmeği edeceğim bu taştan. Sabahına orak tarlasına gideceğim çocuğum çabukça. Bir de sopa var arada, gelmesen, geç gelmesen. Sopa nerede? Niye geç geldin, niye yaptın? Şimdi hadi niye oldu? Sopayı atan kim? Kaynata, kaynına. Karşı çıkıyor. Ne bağırıyorsun? Yalan söylüyorsun diye. Yok muymuş eskiden kaynata sopası? Onları konuşmayacağım. Vazifemiz yapmak yavrum. Ama kaynata sopa atıyor muydu yani? Atsın. Atacak. Siz yediniz mi kaynata sopası? Yedik. Hepsini de yedik ama attı demiyor. Onlar biz de göreceğiz onları. Kaynata yaşıyor mu?
kaynata kayınla gitti yavrum. Allah rahmet eylesin. Dövmüş rahmetliler be ama. Ne yapalım, hakkımız helal olsun. Dövdüler, ne için dövdüler? Şöyle yapın, böyle yapın diye tabii çalışan. Kaynana mı dövdü yani? Kaynata döver, kaynata da döver. Ona dövdü diye yapamok yavrum. Biz de görecek, biz de gelin aldık, biz de yapacağız. Allah yapamok biz bunları. Siz ama geline vurmazsınız Allah'ım. Vuramok, imkan yok. Gidiyok gelinlerimiz yanına, olanların. Allah razı olsun, belkeder olsun. Ömrümüze ömür katsın yavrularım. Amin, amin. Yavrularım, onlara biz öyle şey yok, onlar bize bakmazlar. Kışın gidiyor, yazın geliyor. Siz baktınız ama değil mi gelin kaynanamıza? Evet, baktım, kaynamada baktım. Hem sopasını yediniz, hem de hizmetini yaptınız. Hem de hizmetimizi yaptık. Cenab-ı Allah bilsin. Niye dövüyorlar yani, neden yavrum, vuruyorlar? Yavrum, onlar evvelden demek ki varmış. Niye dövüyorlar, diyemek ki ne yavrum, ne yapalım? Diyem yok yine. Elimiz bağlı böyle beklerdik kaynatan önünde. Ne yapalım ki yavrum, vazifemiz. Şimdiki gelinler biraz şanslı. Yok canım, şimdiki gelinlere nereye lan söyleyen sen, imkanı mı? Söyleyemek yine. Söylesek zaten yanaşmak gidemek oğlanlarımızın yanına. Ne yapalım yavrum? Sizin nesil biraz şanssızmış be annem. Kaynanadan dayak yemiş, geline de laf söyleyemiyor. Söyleyemek. Şimdi Allah razı olsun bakıyala. Bakıncında nasıl söyleyeceğim? Doğru, doğru tabii. Bakamak yavrum, yapamak, söyleyemek katiyen. Oğlanlarımız da memnun, gelenlerimiz Allah razı olsun. Mesele yok o zaman. O sıfır kilometre mi geldi? Allah'ın yanımıza yanımıza kalsın. Amin. Yenisi mi geldi efendim? Evet, yenisi geldi. Sıfır kilometresi mi geldi? Evet. Çıkrığımızın. Çıkrığımızın. Siz uzmanı mısınız bu işin? Uzmanı? Yoksa en uzmanı anne mi? İşi de öğrenmişsiniz. Kameraya bak. Tabii tabii. Buyurun kameraya bakınız yoğun istek üzerine. Çıkrıkçı teyzemiz. İsminizi bağışlar mısınız? Habibe Şahin. Habibe Hanım. Siz bundan ne yapacaksınız bu ben bununla yünden? İşte ip yapıyoruz. Ablam bir kameraya baktın valla, nur yüzlü ablam, güneş açtı ya. Habibi ablaya biraz dikkatli konuşmak lazım. Kameraya bak dedik, güneş oldu her taraf, aydınlandı. Bakamıyorum sana. Oo, kamaşıyor gözler, kamaşıyor. Sakallarım ağrsın ya. Sakallarım ağrsın. Ha yani yaştan ha, çok şükür. Çok şükür. Sen de büyük ol. Sen de kayna kaynat ol yavrum. İnşallah. Allah ömür versin. Bizim zor be anne be. Oğlu yavrum. En büyük olsun. Oğlan 4,5 yaşında. O büyüyecek de sıpa evlenecek de biz de kaynat olacağız da gelin döveceğiz daha. Oho! Ölme eşi. Dövme yok yavrum, yok. Bizimki ölme eşi, ölme. Bu yalnız bağlantı yerine de dikkat. Teknolojinin yine son harikası. Tavuk tüyünlenme oluyor bağlantısı. Bundan kime ne öreceksiniz siz? Bundan biz tarlalarda bal çekme için ip yapıyoruz. Örken gibi bir şeyle dokuyoruz. Oradan çorap falan. Çorap yapıyor. Ya. Eskiden halı da dokunurmuş bunlardan. Dokuyormuş değil mi? Biz bilmiyoruz tabii onlar. Tabii sizin nesle kalmamış o kilim. Kilim dokuyalardı. Evet, artık evet, dokunuyala. Bu da o ipten mi? Ya gör. Bu pamuktan. Pamuktan. Kendiniz mi dokudunuz? Yok cacım, satın alıyor. Kendimiz dokunuyoruz. Adı ne bunun? Bu yaşmak diyoruz biz işte. Yaşmak bu mu? Ya yaşmak bu. Çok özür dilerim, altında bir de şey var. Ha, takka o da oğlum. Takke? Ya. Yalnız boncuklu. Oğlum o moda işte. Moda. Ya. Tabii 1936 model herhalde değil mi o moda? Ha cacım, ne yapalım abi, işte. Boncuğu biraz görebilir miyiz madem modaymış? Ha çocuk. Aha çek işte. Yok kalsaydı başında canım, başında görürdün. Başına vurun isterim de moda çek olarak da çek hadi. Bunu erkekler takmaz değil mi? Takıyala takıyala. Takıyala. Ya tamam çocuklar. Boncuklu bir şey ya. Versace donla karan. Evet, son İtalyan Milano modasının nereden çıktığını düşünüyorduk biz de. Bunun damat hurunudu oğlum, damat yapılırdı. Damat hurunudu ne? Ya damata hurududuk bunu biz. Evet, hurududuk. Ya şimdi kalktı o modalar, işte karılara bindi bu moda topluyorum da. Sus için verelim, kötü sen böyle. Yo aşk olsun, damat bunu evlendiği gece mi? Ya ya. Kız bunu görünce gülmez mi bunu? Kız yapıyor saati, nereye gülüyor? Öyle mi? Tabii kız yapıp da götürüyor onu. Şunu tak bakayım diyor. Ya şimdi abulları hep boncuklu oldu, hep böyle moda. Bunu siz kendiniz mi yaptınız? Ya ya. Siz de beyinize bundan vermiş miydiniz? Tabii ya. Benim şimdi kafamdan ameliyat oldum. Ondan durun yani. Çoğu önce de üşüyor başımda. Üşüyor. Ya gözlerimden. Aslında buna ihtiyaç duyan...
Bu nedir? Ayıptır sorması. Bu davuldur. Davul. Davul. Tef desek olur mu acaba? Ha şu karıya ne desek olsun. Hangi karıya? Siz mi uzmanısınız? Buyursunlar. İsminiz efendim sizin? İsmimiz Zelfide. Zelfide Hanım. Evet. Böyle kınalarda, düğünlerde, evet, özel gecelerde aranan evet. Zelfide Hanım'ı çağırıyorlar. Elfide Hanım. Yani. Evet. Elfide Hanım. Elfide. Evet. Ben söylerim bunu, kadınlar oynar. Eğlence yaparız. Oynayacağız mı şimdi yani? O iştah çeken oynar. Erkek İştah yok. Çeken. Evet. Aşkı çeken oynayabilir yani. Benim bir iştahım var hafiften ama dur bakalım. Buyurun. Oynayabiliriz ama. Bu koyun? Evet, koyun derisi. Arkası çünkü biraz tüylü kalmış, tam tabaklanmamış ama. Teze çektim, daha bir hafta oldu. Siz ben... kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, kendim girdim. Davulu da siz yapıyorsunuz? Ha, evet, ben yapıyorum. Başka var mı çalan söyleyen? Var da aramızda illaki de, burada söyleyemeyen olur yani. Hey, buyurun bakalım Elfide Hanım. Söylüyorum işte öyle. Eğlence yapıyoruz. Kınalarda, düğünlerde, nişanlarda. Bazı da sizler de izliyoruz tabii. Onlardan da bir örnek alıyoruz yani. Buyurun devam edelim lütfen. İki tane. Çekelim anne. Hadi çekelim çocuğumu. Kaynana senden çok memnun maşallah. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bir de şey dedi. Biz ondan memnunuz. Zamanında istedim ben onu dedi. Beyinin adı? Osman. 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 Şimdi diyelim Osman abiyi çok sevdin vakti zamanında. Ya sevdik geldik işte oğlum. İyi ettin de artık, o Osman'ın anası seni istemedi. Varır mıydın gene? Varmazdım oğlum. Ne işim var benim? Töbedi. Töbedi. Töp. Allah ya. Allah Mevlam yazdıysa olsun. Ya. Niye varmıyordunuz? Varmıyorsunuz? Ya canım dövmez mi oğlum? Sen niye geldin? Ben seni istemiyorum diye. Peki Osman'ın anası Osman'a başka bir kız beğenmiş olsaydı? Ne olurdu? Yine vazgeçerdiniz Osman'dan. Tövbe ya. Başka bendim de başka yer bağlıydı. Tövbe tövbe. Ben de başka yer bağlıydım. Öyle mi? Tabii ya. Ama Osman'ı çok seviyorsunuz diyelim mesela. Aman bir Osman daha çıkardı be oğlum. Osmanlı'nın köküne kibrit suyu mu döküldü? Elbet çıkacak bir Osman. Osman otobüs gibidir. Biri gider söbürü. Tabii. Biri gider bir Osman. Biri gider bir Osman daha gelir. Oğlum ne olur? O kadar. Canını sıkıyor. O kadar. Biz ne canımızı sıkıyoruz? Oh. Hiç havalara girmeyin. Hiç hani beni çok seviyor ediyor diye. Annenizi ikna edin. Buyur anacığım. Ya gene getirmediler. Taşı boşa dönüyor. Boşa mı dönüyor? Deniyor. Ne döndürüyoruz o zaman biz boşu? Vermeyelim oğlum bize. Bunu birkaç kere daha mı çekeceğiz? Bir kere mi çekeceğiz? Yeter oğlum. Sırtına elbise geliyor.
geri gittiler, geldi de geri gittiler. Ne kusurumu görmüşler, ne kusurumu bulmuşlar. Beni ne kambur demişler, beni ne kambur demişler. Hani Ebu'nun kamburu, hani Ebu'nun kamburu. Ben kızı uleniyor, hem eniyor hem sepiyor. Hem eniyor hem sepiyor. Hop olayımanın Türkmen kızı. Sen ağlarken ben nay kızı. Sinop Kuzköy'deyiz. Kuzköy, Alpuan köyünün biraz yukarısında. Aslında eskiden beraberlermiş, sonradan ayrılmışlar. Ve her köyün girişinde illa böyle bir şeye rastlıyoruz. Çok da memnun ol. Dur. Seyrederken sonra şey diyorsun. Armut gibi yürü, böyle yürü. Yok. Şu Eyüp abi gibi bir yürü bakayım şöyle. Bizim kameraman Eyüp gibi. Of! Orhan Gencebay'la Tom Cruise karışımı bir yürüyüşle böyle. Of! Anneciğim kolay gelsin. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk anneciğim. Yavrum diyen dillerini sevsinler. İyi yavrum ha. İsmin ne anneciğim senin? Sultan Uruç. Maşallah. Sultan Hanım. Ya. Var mı bir sultanlık? Belki ne bileyim ben öyle. Kaç çocuk var? 4. 4, 5? 4. 4 ben, Allah bağışlasın. Sağ mı dedem? Sağ, orada. O da grupta geliyor ya. Aha. Dede burada mı? Burada. Dedenin bacağı kırıldı. 3,5 sene oluyor şimdi. 3,5 sene önce bacağı kırıldı. Tabii. Yürüyor ama maşallah. Yürüyor işte öyle baksana. Yo, yürüyor maşallah. İsmi nedir dedenin? Mehmet Orucoğlu. Mehmet. Mehmet dede. Efendim. Nasılsın? İyi. Halin keyfin yerinde mi? İşte bacak kırık. 3,5 sene önce kırılmış galiba. Evet. Geçmiş olsun. Sağ ol efendim. Sultan Hanım'la iyi midir aranız? Bazı kere iyi olmaz canım. Geçim arasında bir hırıldama oğlum. Vallahi bu karı koca kavgasının limiti kaç? 100 yaşında da kavga mı ediliyor acaba karı koca arasında? Kaç yıllık evlisiniz siz? Ben orayı bilemiyorum, cahilim. Estağfurullah canım. Estağfurullah. Ya. Sizin yaş kaç? 88. İki sene sonra Allah nasip ederse 90. Öyle ya. Öyle ya. Ay geçen gün buraya yazıcı geldi de ben de doğru dürüst 87 biliyordum. Nüfus kağıdını ona koydum. 88 daydı. 88 yaş. Ya. Kaç yaşında evlendin sen dayım Sultan Hanım'la? Bilmiyorum 18-20 aralarında mı oldu işte o aralarda. Sen 20 yaşında evlensen, senin 68 yıllık eşin. Öyle ya. Öyle. Hala. Öyle. Öyle 68. Ne? Eğer 18'inde evlendiysen 70 yıllık karın. Olsun. Ömür be dayı be. Ömür dayı be. Bir ömrün geçmiş Sultan Hanım'la. Hala çekişir misiniz? Canım diyor ki sağ. Su istersin kalkma yürü. O zaman sen de sinirlenirsin arkadaş. Sultan Hanım bu yaşta sana su getirmiyor öyle mi? Ya getirir de ağır kalkar. Ben sert adamım. Birazdan sinirliyim hafifçe. Var bir asabi durum var. Var onun kendi. Zor. Peki sen Sultan Hanım'ın üstüne gül kokladın mı sonra? Efendim? Sultan Hanım'ın üstüne gül kokladınmışlığın var mı? Vay. Var. Öldü. Öldü. Ya ondan kurtuldum. Kurtuldun ondan. Sultan Hanım'dan kurtulamadın. Orada işte ne bileyim artık bilemiyorum. Allah bilir. Allah bilir tabii canım. Ya, Allah. Nasıl? Hayırlısı neyse artık. Hayırlısı olsun. Peki niye evlendin bir daha dedem? Sebep neydi? Şaşkınlık, gençlik işte ikisi bir arada. Bir şey de yoktu. Ama... Pişman mısın şimdi evlendiğin ha? için? Pişman mısın bir daha evlendiğin için? Evlendiğimde iyi olmuş. O büyüdü, o karı öldü, bu kaldı. Bak ben ne yapardım şimdi? Yani yedekli çalıştın sen yani.
fazla malım olacak abi. Fazla malım olacak. Yani fazla mal göz çıkarmaz mı? Çıkarmaz. Fazla avradın zararı yok mudur? Ya ne zararı olacak bizim bu memlekette? Oduna gönder, oraya gönder. Mal güttü bizim buraların işi. İş çok. Hem işini gönder, hem biri öldüğü zaman öbürü hazır yedekte kalıyor. Suyunu getirecek nasıl olsa. Elbette canım. Çok. Sultan Hanım, bu dedenin sen ilk hanımı mısın, ikinci hanımı mısın? İkinci. İkinci. Ya. Kuma geldin. Tabii. İlk hanımın rahmetlinin adı neydi? Adıydı. Efendim? Neydi adı? Teslime. Teslime Hanım. Ya. Sen ona kuma geldin yani. Tabii. O mu resmi karısıydı? Ben fazla konuşamıyorum yavrum. Haşan başım ellemiyorum. Ben... Yok, çok güzel konuşuyordun. Konu biraz hassas olunca herhalde. Konu konuşamaz oldu. Peki iyi geçindiniz mi o rahmetliyle? Geçindik. Böyle kardeş gibi geçindik. Ve biliyor muydunuz ikinci hanım olduğunuzu? Biliyorum. Dedi ben evliyim dedi. Sen ikinci olacaksın tabii, dedi. Tabii. Niye kabul ettiniz annem? Çok mu sevdiniz? Ettik işte. Ettik işte. Cahillikte ettik. Ne yapalım yavrum? Sevmiş miydiniz dedeyi? Tabii sevdiydim. Evimize karım yok. Yani gönlün olduğu için. Tabii. Aşık olup geldin yani. Tabii. Aşık olduk da geldik. Nerede aşık oldunuz? Nerede tanıştınız? İşte bu evde. Evin önünde mi görüyordunuz siz kendisini? Tabii. Dalyan gibi adam mı diyordunuz? Ya. O zaman tabii yine Dalyan gibi de maşallah. Öyle ya, gönül verdin yani. Tabii. Devam ediyor mu aşk? Seviyor musun hala? Seviyorsun. Seviyorum yavrum. Sevmedi nereden başından gelir? Allah Allah. Kolay gelsin anneciğim. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk annem. İsminizi bağışlar mısınız? Sultan Aktaş. Siz de Sultan. Sultan Süleyman. İki sultan bir arada mı? Sizin de öyle bir ikinci hanımlık falan durumu yok değil mi? Yok öyle bir şeyimiz yok. Bir hanımsınız siz. Bir gün kokuladık öyle duruyor. Öyle mi? Öyle. Öyle oldu. Buyur dayım. Kasaba yerde iki karıyı ne yapsın canım? Kasaba yerde olmuyor mu? Malı yok, çift yok, orağı yok. Ne yapacağım? Ha sen çalışması için aldın yani. Tabii ya canım bir çalışacağım. Canım onun yerine bir tane ırgat tutaydın ya. Irgatı para nerede? Ya parasız oluyor bunlar beleş. Para bulunmuyor abi. Bir memleket para gıt memleket. Graş memleket. Kırsal memleket. Vay dayım benim be. Ya. O işin de kılıfı öyle oluyor. İyi yaşa sen ne o hasta mı olacaksın? Ne yapacaksın? Hapşu. Ekmek mi yapıyorsunuz anneciğim? Evet yavrum. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Bu ununuzu da kendiniz mi çekiyorsunuz? Durağında unu dip getiriyor. Nerede? Durağında. Durağında. Hı. Burada kendi değirmeniniz yok mu? Kendi değirmenimizi çekmiyor. Oradan getiriyor. Niye? İşte orada iyi diyor. Kolaylık diyor. Sizin beyinizin adı ne? Hasan Aktaş. Hasan Bey'le ne zamandır evlisiniz siz? 45. 45. Şimdi sizin adaşınız Sultan Hanım ikinci hanım olarak gelmiş rahmetlinin üstüne. Size de beyiniz deseydi ki hanım ben ikinci hanım alacağım. Hı. Ne yapardınız ne derdiniz? Ya ben de bir hanımım nasıl getirtiremem üstüme hanımı? Hanımız. Sultan Hanım gelmiş. Hanımsan ben de bir hanımım. Öyle mi? Getirtiremem. Getirtiremezdiniz. Öyle. Israr etti. Tabii. Hayır illa evleneceğim dedi bir daha. Evleneceğim de demedi. Affedersin sopayı alır kafasında paralar mı? Daha benden güzel seversen niye sopalıyorum ben? Daha güzeli yok mudur? Daha güzelini ben vakti seviyorum. Ne yapalım sever dersin. Yani böyle bir şeyimiz olmadı. Yani güveniyorsunuz siz kendinize. Evet güveniyorum. Bugüne kadar bir soru çıkmadı inşallah. Çoluk çocuk? 7. Evet mutlu bir evliliğin işaretlerinden bir tanesi de değil mi? Evet. 7 tane Allah bağışlasın. Evet. Yanınızdalar mı? Biri yanımda. Bir kişi mi kaldı kala? Bir kişi yanımda. Kız erkek o? 3 kız 4 erkek. Yok yanınızdaki. Bir tek erkeğimizden. Bekar mı o? Yok canım çocuğu o. Gelinle beraber mi oturuyorsunuz? Çocuğu, gelinin çocuğu. Gelinle beraber mi oturuyorsunuz? Evet. İyi mi aranız? Ya gelinin düdüğünü yaptıktan geliyor. Her gün yoğun olacağım. Bak ekmeği diyorum. Gelini gezmeye yolladım ben ekmeği diyorum. Gelinle yoğun kız. Artık kaynanalar mı gelinin suyuna gidiyor? Canım geçineceksen gelinle yoğun olacaksın. Gelinin düdüğünü var vereceksin oğlum. Tamam ben biliyorum siz bizi konuşturacağınızı. Ben diyorum. Ben onları hep söyleyeyim oğlum. Karşımızdan bakın da yalnız devam edelim konuşma. Devam edelim konuşma. Bey buralarda mı?
Niye benim yanımda ya? Ben bir süt gelmeyeyim burada. Beysiz? Beysiz niye durayım ben canım? Ne kadar durabilirsin bey olmadan? Dursam 24 saat durayım. 24 saat sonra beni bulması lazım. Özler misiniz? Özlemem mi? Tabii özlerim. Hiç ayrı kalamıyor musunuz? Ha, hiç ayrılık olmadı. 24 saati geçmedi yani. Geçmez. Çocukları görmeye diye gitmiyor musunuz bir yere? Yani O izinli var gelirim ben. Ben giderim. Ne kadar ayrı kalabiliyorsunuz o zaman? Baba işte 10 gün veriyor. 1 ay veriyor. Onun gününe göre var gelirim. Gel hele bir eşinin yanına bir otur bakalım hele bir. Dayım. Uzak durma canım. Gel şöyle yanına. Şimdi bu cemaatin içinde yanına çok gelmek ayıptır. Öyle mi? Öyle. Az geri mi dursun? Az geri dursun. Şimdi ayıp olur. Sizden iki kere gelecek zamanları bilirim ben. Buyurun. İki kere gelecek zamanları, yan yana oturacak zamanları bilirim. Az geri oturun. Evde de böyle midir Sultan Hanım? Sertlik var biraz onda. Anne. Yine, babalarımız ha. Kardeş emmiyle. Yazık adamcağızın kafasının üstüne. Bu emmi var ya. O emmiyle babalarımız kardeş. Kardeş sizin. İşte babaları sinirli insanlık. Biraz sinirli hanım yani. Peki sinirli hanımla baş etmenin formülü nedir? Yani işte sinirli hanım. Ne olacak? Sinirli hanımına geçelim. Dayıma göre sinirli hanımla baş etmenin, bilmiyorum duydunuz mu? Sinirli hanımla baş etmenin metodu bir iddiaya göre sopa. Doğru mudur? Doğrudur. Sopa direktmen dayak. Sözüme Hasan amca, ha. Yanlış anlama yani, benden de duymuş olma ama Sultan Hanım'a değil sopa, sert söz bile söylemek affedersin biraz zor gibi geliyor bana. Yani acık zor gibi geliyor bana. Mesela sopayı mopayı geç. Nasıl idare ediyorsun? Dediğini mi yapıyorsun? Hanımın düdüğüne gittiğimi yani sopa mopayı öyle kavga neyse aradan... Yemezsin sopa diyorsun yani. Tabii lahana gideceksin, sopa yemeyeceksin. Hanımın lafına gideceksin, sopa yemeyeceksin. Tabii lahana gideceksin, sopa yemeyeceksin. Öyle geçtim ben sopa tabii. Atmayı aklına bile getirmek. Bu duman da yani öyle bir yerde ki. Kaldırayım ben dumanı. Yo nasıl kaldıracaksın? Duman işte bu annem. Duman kaldırılmaz ki. Battı acık, batar. Siz nasıl tanıştınız? Sen nerede gördün Sultan Hanım'ı? Köyümüz aynı burada. Burada tanıştık. Nasıl tanıştınız yani? Tanıştım. Askerden geldim. Başka biriyle şeyim vardı. Onu bıraktım bununla. bunu gözüm tuttu. Otur hele. Otur hele. Bunu gözüm tuttu. Sen şimdi askerden geldin. Bir sözlüm. Geldim bir anda sen niye diyorsun canım? Senin başka biri mi vardı? Vardı. Sözlü müydün? Tabii. Yok sözüm yoktu. Yani başka birine gözüm vardı. Sonradan bir oda bu hesabıma geldi. Bunu hesabına geldi. Nasıl? Daha mı hesap? Bunu aldım. Ben bu daha iyi dedim ondan. Aşık oldum. İyi yani. Gördüm. Aldın tabii. Siz biliyor muydunuz beyefendinin bir başka sevdiği olduğunu? Bilmem ya. Biliyordun. Tabii. Arkadaşınız mıydı o ya, önceki şimdi sevdiği? Şimdi bir hurmayla taş çıkılmaz. Ona da bak yarsayacak, bana da yarsayacak. Hangisini uğrarsan alacak. Hiç de öyle uzaktan çapkına benzemiyor benim dedem ama. Şimdi, maşallah. Öyle duranlardan korkacağım. Öyle mi? O zaman. Sizi nasıl ikna etti? Vallahi ben de gönlüm varmış ondan ikna etti. Ha, sen de beğeniyordun yani. Tabii canım. Benim nesim var mıyım? Sizin yoktu ama başka biri. Ne bir gözünüz falan yoktu. Yok. Peki diğerinden nasıl vazgeçirdiniz? Benden korktu gelemedi. Korktu. Tabii canım. Kız rahat bırak bu adamı ben alacağım. Kırarım senin bacaklarını falan mı? Aynı işte öldürürüm seni dedim. Döverim seni dedim. Bunu elini aldım bunu ben. Bizim bildiğimiz erkekler yapar bunu ama. Hani bir kızı beğenir başka biri beğeniyorsa şey der. Uzak dur o kızdan. O artık yengen olur. Görmeyeyim etrafında falan der. Sizde tersi olmuş biraz. Ya ben öyle yaparım işi. Saçını başını yoldunuz, yolmadınız inşallah. Onlar el etmedim işi. İşimi ben inceden yaptım, kimseye duyurmadım. Yani höt dediniz o çekildi kenara. Yazık değil mi o kıza da canım? Ona niye rezil edeyim köy işlerinden? O da bir ile gidecek. O kadar seviyordun adamı yani. Ya o kadar sevdim işte onu da rezil etmeden. Onu o yerine gitti, ben yerime geldim. Peki öbürünü... Allah Allah. Öbürüyle evlenseydi çok mu üzülürdünüz? Ben de başkasına vardım. Daha ne olacak? Olur mu? Çok seviyormuşum. Bak tezgide kışkırtın. Seveyim ne yapalım? Olabilir. Seversin. Seni bağırmayanı, sen hiç bağırma o vakit. Allah sana soğukluk verir. Tabii. Dayı hakikaten hiç öyle görünmüyorsun ama. Demek ki hayatta hakikaten kimin ne olduğu hiç belli olmaz. Kolay gelsin. Allah muhabbetinizi arttırsın. Durmaya gelmedik gitmedik.
Yeşil aleminen Allah gelir Muhammed. Allahümme salli, sallice rahmet. Üç minaresi var, birisi kısa. Onda namaz kılan Hazreti Musa. Yeşil aleminen Allah gelir Muhammed. Allahümme salli, sallice rahmet. Muhammed sancağı almış eline, durmamış gidiyor maşar yerine. Yeşil aleminen Allah gelir Muhammed. Allahümme salli, sallice rahmet. Hurma çividinden yemek yaptırmış, onu yiyen kullar gür gür selavat getirmiş. Yeşil aleminen Allah gelir Muhammed. Allahümme salli, sallice rahmet. Çağırın şu kızın gelin anasını, İngesi yaksın gelinin kınası. Sultanım, sultanım, sultanım. Günaydın Ezir anneye, açmaz. Kaynanası. Gelir kaynanası da kızı niye tepsinin üzerine oturttunuz? Niye şeyin üzerine oturttunuz onu? Ya pişirecek misiniz? Yanısını mı yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Niye burada saç var? Adetimiz, bizim adetimiz öyledir. Kremiz. Siz de saça mı oturdunuz? Saça otururum. Altında ateş var mı? Vardı. Altında ateş var. Ateş var, önünde var. Pişecek gelin Allah korusun ya. Pişmez o, bir şey olmaz o. Hadi şimdi deneyim. Kaynanasından altın. Bağır biraz daha bağır, havalı olsun. Altın, altın. Altın! Cimri değilmiş kaynanası yani. Maşallah. Siz evli bekar? Ben, nişanlı. İnşallah senin kaynanan da cimri çıkmaz. İnşallah. İnşallah. Ana kucağı ağlatır insanı, gurbet ocağı, gurbet ocağı. Ağlamam Allah, dönerim bir gün, dönerim bir gün. O nazik elinden öperim bir gün, öperim bir gün. Anama, anama, dayanamam anama, acısı kesilirdi, eli değse yarama. Kurgazmayı mezarcı, mezarım derin olsun. Beni vuran kardeşim, bu dünya senin olsun. Ah anama, anama, dayanamam anama. Acısı kesilirdi, eli değse yarama. Elbiseni saklıyorum, İbrahim bayramda kokluyorum. Elbiseni saklıyorum, her bayramda kokluyorum. Gelir diye bekliyorum, gelmez oldun oğlum. Yandım oğul, öldüm oğul, bittim oğul, 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 oğul.
gerisini bilemiyorum şuraya abi. Ne hal? Bitti o, bitti o. Bak! Nerelere vurayım kafamı? Sen oğlan anası mıydın? Çekil o zaman, kız anası nerede? Nerede kız anası? Çekil aramızdan! Çekil aramızdan, pis gelin! Defolup gidiyorsun ellere sen! Otur, otur, o kadar... Yürü bu yazıklar olsun. Oturmuş karnına. Yüreğin nasıl dayanıyor buna? Yazık değil mi bu kız? Körpecik bu. Pirzola gibi pişirsin. Bu ne? Bu ne? Bak ne yapacaklar kıza? Bak bacağı getirmişler. Yavrumu parçalayacaklar. Canımı dayanıyor. Bu kız gelin mi oluyor? Kurban mı oluyor? Nacağın ne işi var burada? Bu ne? Bilmiyorum, ne yapacaklar? Ne demek bilmiyorum. Bu Naca'yı kim getirdi? Niye getirdin? Ne işi var Naca'nın? Törelerimiz onlar bizim. Böyle töre olur mu? Adetlerimiz. Daha gün yüzü görmeden tazecik kızı kesecek misiniz Naca'yla? Gelin ateş gibi olsun, balta gibi kestin herkesi diye, ateşlensin diye. Gelin niye balta gibi kesiyor herkesi ayol? Vurduğunu sürsün, çıkasın kapıdan diye. Eteşli olsun biraz, ağır olmasın diye. Hanım gelin mi bu, boksör mü sende? Gelin bu, gelin. Şuraya abi. Tamam da bu Leyla Clay diye ki, Muhammed Ali'nin kızı Leyla diye ki bu. Peygamberimiz balta koymuş. Kızını kına yakarken sacın altına ondan kalmış bu adet. Rivayet, öyle iddia ediyorsunuz, ediyorsunuz yani. Etmiyoruz, öyleymiş. Sünnet miymiş yani? Evet. Adetimiz öyle. Kökten öyle. Sizin kınanızda var mıydı efendim Nacak? Vardı bizim kınımızda. Vardı. Sizin? Vardı. Sizin? Vardı oğlum. Aynı böyleydik. Biz de böyle yaptılar. Aynı. Biz böyle yaparız. Yani ya. Kına yakarız. Böyle yaparız. Selahat getiririz. Muhammedleri. Anladım. Hepsini yapardık oğlum biz. Allah. Bu Nacak ne oluyordu şimdi? Bu sacın altına koyuyoruz. Tamam. Gelin keskin olsun. Koyuyoruz. Evet. Gelin ayaklı yeteşli olsun diye yani. Gelin kesin diye yapıyorlar. Buyurun. Yaşa. Yaşa. Sebebi budur. Tabii sebebi odur. Gelin ilk geceden kaynamayı kessin. Tabii korkusun diye yapıyorlar. Baltayı hemen onun için getiriyorlar örtüye de. Baltayı sen getirmişsin ama o biraz kör Nacak. Baskasın. Seni kesmez o seni. Etin kalın sen maşallah. Sana işlemez o. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Sağ gelin oğlum, alıyorsunuz. Sağ ol oğlum, sağ ol. Tabii, alınca böyle... Gülersin. Ya, alınca gülersin. Hiç kız verdiniz mi efendim? Verdim, sattım. 3 tane kız sattım. Sattın mı? Sattık. Verdim. Gelin yaptık. Ha yani, verdin. Verdim, gitti. Burada öyle mi deniyor, sattık mı deniyor? Sattık deniyor, hayvan. Tövbe estağfurullah. Satmadan kasıt ne? Everdik. Ha, everdiniz yani. Başlık maçlık yok değil mi buralarda? Yok, az kaldı. Kaldır yaladık. Daha tam... Dürtmeyin. Dürtmem, ben doğrusunu bulurum. Acık kaldı mı yine başlık maçlık kaldı mı yine bir şey? Ne isteniyor mesela? Kaçarsa 2 milyar alıyor da, kaçmasa 1,5, bir eliğine. Kaçarsa 2? 2. Kaçmazsa 1,5. 1,5. Kaçırdı ayı 500 milyon kârdasın. Peki ne istiyorlar kız anası ne istiyor ya da kız tarafı ne istiyor erkek tarafından? Ne bilezik mi, çeyiz mi, ne olur yani? Çeyiz yaptırıyorlar kıza. Parası yine aldıkları parayla. Sizden aldığı parayla bizden bedavaya aldık. Getiriyorlar çeyizini. Bedavaya getiriyorlar yine. Peki kız doğar doğmaz çeyizini hazırlamazlar mı kız anası? Hazırlayamıyor burada. Niye? Bizim köyümüzde hazırlanmıyor tez bari öyle. Hazır alınıyor. Hazır alınıyor. Onu da erkek tarafından alıyorlar. Evet erkek yani tarafından yani kız sahibi alıyor. Olmak. Anası da alıyor. Kız çocuğu anası. Sahibi olmak iyi bir şey burada. Oğlum varsa yandım. Hem yandım. Kızın çeyizini ver hem düğün masrafları. Bilezik falan ne isterler? Arma yapıyorlar. Bilirsin yapmayalım fazla. Arma. Arma ne? Tam şey mi yani? Kaç evet. Tane onlar? Boyuna takılma. 4-5 tane yapıyorlar. 5 tane yapıyorlar. Onlar da az para tutmuyor yani. Peki damatlar kızların lafını dinlerler mi? Gelin hanım.
Dinle. Gelin konuşmaz mı? Gelinimiz konuşmaz. Ağlıyor şu anda. O ağlıyor şimdi, onun için konuşmazlar. Ayıp sayarlar şimdi. Gelin konuşmaz mı? Gelin konuşmaz. Şimdi damadın yanına gireş tane gelin konuşmaz. Hiç? Ya, hiç konuşmaz. Kaynağı kaynatı ya. Böyle almış böyle. Esas böyle yaşlarla dururuz biz bak. İnerim. Damadı da. İşte girdiğimiz gece önce bilirdik ne biçim olduğunu. Yasaktı bizim damadına konuşmak. Damatla konuşmak yasak. Yasak. Ayıp. Sen evlendiğin çocuğun adını biliyorsun inşallah. Biliyor musun adını? Yasak tabii konuşmak. Hay Allah ya, yasağı nasıl dedi? Yok değil mi? Delemeyiz biz bu yasağı. Gelinin konuşması yasak. Eskiden öyleymiş. Şu anda öyle değil. Gelin nişanlı işte. Konuştuktan diyor lan diyor. Dilimizi biliyor musun Sultan? Biliyorum. Efendim? Biliyorum. Uyanık seni. Bizim aklımıza gelmedi geline para verip konuşturmak sanki. Yok, tedariksiz gelmişiz. Ne yapalım? Ben ne bileyim ben rüşvet karşılığı konuşacağım. Ödüç verelim şuraya. Ödüç verelim. Neyi ödüç verelim? Kredi açıyorsunuz yani. Oldu, maaş alınca ben havale çıkartayım size. Niye konuşmuyorsunuz damatla? Oğlum bizim şimdi kökümüzden yani haram değil yani görmek. Hiç babası, anası, anamız, babamız yani şey etmez. Komak yasaklı dilde komak biz işte. Yok o gelmezdi. Yani siz eşinizle hiç konuşmadan mı evlendiniz? Hiç evlenişmeden, içmeden böyle evlendik işte. O merhaba nasılsın bile onu... demeden? He? Görüşmeden? Hiç görüşmeden görüşüp evlendik işte. Evlendin, içeri bir adam girdi, dünya çirkini. Dünya çirkini mi? Onu yine canım anlatsam diye bir takip ediyorsa. Yine biliyordun hani kim ya, oldu. Tabii tabii ya. Öyle şimdi direkt... bu da takkalava ya. Bu takkalardan ona hediye yollar ok, mendil yollar ok. Ona, o da bana yüzük yollar. İşte öyle bir anlaşırık, başka yoktu. Hiç siz görmüşsünüz ama uzaktan. İşte uzaktan görüyorum. Merak edip bir baktın yani ya, kimdir kimle evleneceğim. Tabii ya, özel bir çirkin mi diye bakıyorum tabii. Beğenmeseydin ne olacaktı anneciğim? Beğenmesek kaçıp gidiyordum. Hep alacaksınız mı böyle gece boyunca böyle? Ağlamıyor, ağlamıyor. Bırak da. Yeter bu kadar. Yeter. Gelinin konuşması yasak. Yasak da oldu, o konuşur. Konuşmuyor, kendi konuşmuyor yani. Bilmem, paramı ister, ne yapar? Paramı istiyorsun kız? Efendim? Hayır. Tam anlamadım, başın indi mi kalktı mı onu? Tam çözemedim yani. Oturacağız mı böyle kukuma kuşu gibi kına gecende? Yok, oynayacağım, oynayacağım. Oynar mı gelin? Ben izin verdim, oynayacaklar. Siz izin vermezseniz? Oynamaz. Oynayamaz. Oynayamaz. İzin verdiniz yani. Buyurun. At başından vesini, al benden havesini. Nina nina nina, nina nina nina, nina nina nina, nina nina nina. Sinop, 6 puan turumuz devam ediyor, etmesine de. Allah'ım bu ses. Dama çıkma, dala çık. Bu ses. Ekinde karadı çık. Yıllardır aradığım ses. Ben askere gidiyorum. Al balçayı yol açıp çabuk ol hanım. Alo. Çabuk. Oo. 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 Dayı neredesin? Buradayım. Oo. Ses ver. Buradayım. Ağacın arkasında mısın? Yok yok, buradayım, burada hanım uyandı. Neredesin? Hanım uyandı, hanım uyandı. Hanım nerede ki? Burada yanı başımda, yanı başımda. Seslen bana, sesini duyayım. Hanım. Hanım diye seslenme. Kral Bey! Aaaa! Neredesin? Buradayım! Ben de hanım uyandım, burada! Ben yalnızım burada! Tamam tamam! Kavağın orada, seni bekliyorum! Oldu oldu, geliyorum! Gel al beni! Oldu, geliyorum, geliyorum! Damla mısın, neredesin dayı be? Ya bahçede, bahçede! Ben de bahçedeyim! Tamam işte, görüşemiyorum işte, görüşemiyorum! Nasıl ki? Ağacın orada, bekliyorum seni ağacın! Tamam, geliyorum, geliyorum! Geliyorum diye yarım saattir gelmiyorum, tamam, bekleteceğim geliyorum, beni. Geliyorum, tamam. Aşağıda mısın, neredesin? Buradayım, buradayım, buradayım. Ha! 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 Şükür kavuşturana. Kavuşturana! Dayım benim. Tamam. Nasılsın? Tamam. İyiyim, hamdolsun. Niye bağırıyorsun? Ya işte. Tamam, buluştuk artık. Tamam, buluştuk, tamam. Buluştuk, buluştuk. Tamam. Neydi az önceki türkü? Türkü işte, tavanın hasır işte, tavandaki hasır.
Tavandaki hasır türküsü. La! Bir daha söyler misin uzaktım, tam duyamadım. Tamam, söylerim. Buyur. Tavanda hasırım var, üstünde misirim var. O koca dişli köpek, neremde kusurum var. Kime söylüyorsun bunu? Ya işte söyleyeyim, ne yapayım işte, bazı türkü öyle istiyor canım, söyleyeyim işte, ne yapayım. Var mı böyle bir türkü? Var var. Ak koca dişli köpek. Ya var var işte, var. Var. Ya ya. Çalışan anne eşin mi? Hanımım ya, eşim. Eşin. Eşim. Sevgilin. Sevgilim. Canının içi. Canımın içi. Bir tanem. Bir tanem. Yavrum. Kuzum. Of. Ciğerparem. Ciğerparem. Gözümü açtım onu gördüm. Gözümü açtım onu gördüm. Yavrum. Dünyanın en güzeli. Dünyanın en güzeli. Gözünün içine baktığım zaman gözlerinin içerisinde kaybolduğun. Ya işe yarar bu. Yarıyor işe. Gözlerinin içine baktım. Ne diyeyim öyle bilmiyorum. Kayboldum. Ki. Gözlerinin kayboldum, içinde kayboldum. Kayboldum. Gözümün içinden kayboldum. Hadi be. Hadi be. Ne diyor bu? Gel. Gel bakalım. Anneciğim. Nasılsınız? Çok şükür. Sıkı konuş, sıkı. Allah iyilik versin. Sıkı konuşmaktan kasıt bağırsın mı yani? Canım, evde bağıran bir tane var. O niye bağırsın canım? Ya onun sesi zaten çok yukarı. Evliyor işte. Evde de böyle çok bağırır mı? Evde de çok bağırıyor. Bağırıyor. Ama çok seviyormuş seni. Seviyorum canım. Seviyor yine de tabii. Siz de seviyor musunuz kendisini? Tabii canım, seviyor tabii. Böyle gözlerinin içine baktığınızda kayboluyor musunuz o gözlerin içinde? Yok, kaybolmam. Dururum, boyum. O ama sizin gözlerinizde kayboluyormuş. Ellerim o kayboluyor, ben kaybolmam. Yavrum diyor size. Dir. Siz ne dersiniz? Ben de eşim, arkadaşımdır. Bir tanem falan demez misiniz? Gelene dirim bir canım, dirim bir tanem. Size bir tanem. Benim yardımcım. Mesela ki işte evime, ocağıma bakan. Evimin direği. Evimin direği. Böyle eve geldiği zaman bir içiniz pırpır eder mi? Geliyor hemen, evim, hemen, yiğidim hemen, geliyor hemen, diye. Hemen. Çok mu severek evlendiniz birbirinizi? Severek evlendik oğlum. Kimse yok ikimizden gayrı. Neredeki çocuklar? Çoluğum. İstanbul'da. Çoluğum. Hepsi gitti mi? Hepsi gitti. Kaç tane çocuk? İki oğlum, iki kızım var. Dördü de gitti. Siz kaldınız. Dedeyle başlasa. Ondan ikimiz kaldık. Onun için yavrun canım tabii, diğeri tabii değil ya. Mi? Onun için yavrum diğerim diye. Çocuklar olsaydı da aynı olur muydu? Aynı olur, aynı. Olur tabii canım. Yani. Nasıl tanıştınız? Biraz yardımlaşıyor canım. Emme oğlu. Nasıl tanıştınız? Amca oluyor. Amcanın kızı, amcanın oğlu. Küçüklükten tanıyorsunuz. Tabii 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 tabii. Peki ne zaman göz bir koymuş size? Bir yerde büyüdük. Bir yerde büyüdük. Ne zaman göz koymuş size? Kaç yaşındaydınız işte, siz? 15-18 yaşlarımız. Peki aile mi dedi evlenin birbirinizle? Tabii aile yoksa dedi. Yoksa siz mi beğendiniz? Bunun babası yoktu, bunun sen alacaksın dediler. Sen bunu kafama kul edeceksin mesela katık. Arkadaşlar duracaksınız işte. Birbirinize yeş olacaksınız dediler. Sen seviyor muydun? Tabii. Evlenmeden önce de? Evet evet. Amcanın kızını? Tabii tabii. Gönül vermiştin yani. Tabii tabii. O zaman da diyor muydun böyle gözlerinin içinde kaybolduğumun? Tabii tabii tabii. Hep böyle romantik mi konuşur? Tabii tabii. Hiç kavga, tağlaya sert gidiyoruz. Kavganız olmaz mı hiç? Tağlaya sert gidiyoruz. Tağladan geliyoruz. Biri geç geldi, biri er geldi dediğini. Öyle olabilir. O kadar tartışma. Heh, o kadar. Tarlaya niye geç gittin, niye erken ya geldin? Ya oğlum tabii tabii. Başka bir tartışmanız yok, olmadı. Yok olmaz, olmaz öyle. Evde kimin sözü geçer? Ya vatın öğre benim, vatın öğre bunu. Yerin öğre hani. İdare ediyorsunuz yani. İdare hiç ediyorum. Küslüğünüz olmadı mı bugüne olmuyor, kadar? Olmuyor. Biraz oluyor ama yine de olmuşum. Bir yerden bir fayda yok. Hemen barıştık. Ne kadar sürüyor? Bir gün mü sürüyor? Bir gün sürmez. Bir gün sürer mi canım? Bir gün sürdürmeyeyim ben. Tamam. Bir gün sürdürmeyeyim. Yarım saat sonra hemen gönlünü barışım. Alırım. Tabii. Çiçek mi veriyorsun? Ne yapıyorsun? Çiçek mi çek vermem. Hiçbir şey vermem. Hadi gel bakalım bu yana dedim. Evet. Ya kız buraya. O kadar sert konuşamam da hani. Sinirlendiğim zaman sert konuşurum. Öyle mi? Tabii. Siz birbirinizden ayrı duramaz mısınız? Ya durduğumuz yer ve durmadığımız ya yer. Ya kaç gün hanımsız durabilirsin? Ben Çorlu'ya gitti, 15 gün zor durdum. Duramadım. Duramadın. Hanımsız duramadım. Duramaz mısın hanımsız? Duramam. Ağıtlar yaktın mı arkasından? Muhtar amcam çabuk get o hanımı dedim muhtara. Muhtar niye getiriyor hanımı canım? Ya işte Çorlu'dan al gel dedim muhtara. Ne yaptın dayım hanım yokken? Ya hanım yap, yok hani işte yastıkları kucakladım. Ne yapayım başka hanım olmayıncık? Nasıl başka hanım olmayıncık? Ya hanımım yok. Yalnızca kaldım, ne yapayım? Yastığa sarıldım, yattım. Al eşinin yastığına mı sarıldın ya? Ya kendi yastığına. Başının önüne eğilmesin,
Aldırma gönül aldırma, başın öne eğilmesin. Aldırma gönül aldırma, anadın duyulmasın. Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Hoş bulduk Pala dayı. Nereden geliyorsun? Yeniyiz dayı, İstanbul'dan düştük buralara. Nedir bu? Bu tesbih dayı. Zayıf çok oldu benim tesbihim. Zayıf mı? Dayı zaten senin tesbihin yanında buna tesbih dememek lazım. Hatta ben utancımdan atsam mı diye düşünüyorum ama tomarla da para verdik. İster cebine bırak sana. Düştük mapus dalınlarına, öğüt veren çok olur. Nedir bura dayı? Bura görüyorsun Sinop cezaevi. Yeniyiz be dayı be. Yeniysen Pala öğretir sana gelin. Pala öğretir. Evet öğretir. Eyvallah. Anlat bakalım o zaman dayım. Evet ben Pala, burası Sinop cezaevi. Buradan kimler geldi, kimler geçti? Sabahattin Ali, Burhan Felek, Zekeriya Serter, Kerim Pozyan, Eşber Yağmur Dereli, bütün ünlüler yatmıştır. 26 yıllık gardiyanıyım burada. İlk girişte solda idari bürolar, müdürlerin, memurların kaldığı odalar. Bir de zindanımız var. Zindana kim atılır? İsyan gibi durumlarda geçici olarak 3 günlüğünü alır. Işık olmaz. Sadece tuvalet var. Her iki kapı kapatılır üstüne. Özelliği güzelliği kışın sıcak olur, yazın serin taş olduğunda. Bir de kapı altımız var. Kapı altı ilk mahkumun geldiği yer. Türkiye'nin her tarafından suçlu gelir. İstanbul'da, Ankara'da isyan duyarsak ertesi gün 10-15 tane misafir gelir. Orada araması yapılır. Tüm aramalardan sonra yarım akıldan o kapıdan içeri geçer. Geçtik revir. Psikolog, diş hekimi, dahiliye doktor. Bir tane de hasta mahkum odası bulur. Mahkumun yattığı yere kadar 7 tane kapı geçmek zorunda. Bunların hepsinde görevli var idi. Bu birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım. Sadece bunların adları. Birinci sınıf, ikinci sınıf mahkum yoktur. Tüm mahkumlar bizim nazarımızda aynıdır. Bu Sinoplu, bu Samsunlu ayırmayız. Ayrım yaparsak ne olur, disiplin olmaz. Bir bölümde 8 tane koğuş var. Büyük koğuşlar 50 kişilik, küçükler 10-12 kişilik. Sabah 8'de sayım yapılır, tüm kapılar açılır. İsteyen bahçede, isteyen içeride durur. Adam gibi durursa akşama kadar durur. Durmazsa ne yaparız? Durdururuz. Nasıl durdurursunuz diye sorarsanız, siz şimdi nasıl durduruyorsam onlar da öyle bir şekilde durur. 79'da yangın yaşadık. İsyan sonucu büyük binanın üstü komple yandı. Daha sonra yapılarak 98'in sonuna kadar mahkum var idi. Neden boşaltıldı diye soracaksak, şehir içinde kaldığı için. Bir de o kısımların önünde iki koltuklu berber. Berber de mahkumdur. Her bölümün berberi ayrıdır. Ben bu berberi beğenmedim, başka yere gideceğim şansın yok. Karınca kaderince burada idare edeceksin. Tahliye olduğunda dışarıda kuaförü seçecek, çarşıda da bilir. Bir de kantin bulunurdu o dış avluda. Kantin herkes değil, her koğuştan bir kişi çıkarak görevli nezaretinde alışverişe gider. Bir bölüm kantindeyken başka bölümden çıkartmayız. Neden? Hasm olan olur veya haberleşmesin diye. Bir de üçüncü kısım, aldırma görüş şarkısının bestelendiği sur. Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar. Sabahattin Ali üst katta koğuşta yatar. Ne yapar? Denizin sesini duyar, denizi göremez. Buradan esinlenerek bu şiiri besteler. Görmesen bile denizi, yukarıya çevir yüzü, deniz gibidir gökyüzü. Bir de deniz seviyesi dediğimiz en ağır hücreler var, disiplin hücreleri. Zindanla buranın farkı ne diye sorarsanız, zindana 10 kişi 20 kişi atılır, oraya tek kişiden başka girmez. 15 gündür oranımız. Dayı, sen unutamadığın bir olay var mı gardiyanlık hayatın boyunca? Unutamadığımız olay idamlık mesela oldu. Onu unutamadık. Gözünün önünde mi tabii oldu? Tabii gözümüzün önünde oldu. Asılarak mı? Asılarak iplen. Bunlar unutulmuyor tabii ki. Peki nasıl toparladın kendini sonra? İsyan gibi bir durum oldu. Alışıyorsun haline mesela. Benden girip de işi bırakan bile çok oldu kapı altından. Geri dönen de oldu yani. Burada herkes gardiyanlık yapamaz yani. Sende hafif bir böyle racon durumları var ama Paladay'ın. Ne gibi? Var yani hafif bir racon karizma durumları var. İşte, karizma mı olur? Bu bıyıklar kaç yıldır var Paladay'ın? Bıyıklar 2 yaşında. Bir ara uzundu böyle, kestim bıyıkları. Halk böyle alıştığı için ille dediler, Pala devam bırakacaksın bıyıkları, bir daha bıraktım. İşte böyle. Zor mudur bakımı? Zor tabii, bakımı var. Nasıl bakıyorsun dayı bıyıklara? Ya bıyık seti var, bir de kuaför dükkanı açtım bu bıyıklar için. Bıyıklar için? Gel evet. Evet, kuaför dükkanı. Bıyıklar için kuaför dükkanı açtım. Kuaför dükkanı da görebilirsiniz. Sadece bıyıklar için.
Bir şey sorayım da. Boya numarası. İnce bakım var. Yaş 51. Maşallah. Tabii. Yine karizmadır yani. Nasıl geçti seneler be? Gardiyan dayı be. Hadi babacığım, helal et hakkını. Hadi, geçmiş olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Vay, vay! Geçmiş olsun. Vay kardeş, sağ ol. Sağ olun. Vay Nevzat baba! Evlat, evlat! Benden önce tahliye oldun, benim tahliyeme gel bunu. İnan tahliye olmak istemedim ha. Öyle mi? Vallahi seni yalnız bıraktım. Ne günlerimiz ya. Geçti Nevzat baba ya. Ben hücredeyken bana gizli de sigara göndermiştin ya, onu hiç unutmadım. Sen hücredeyken baktık sana değil mi biz dayı? Baktın ya. Unutmadım. Unutur muyum evlat ya? Unutur muyum evlat ya? Sen bambaşkasın. Allah razı İnan, olsun. Bambaşkasın. Allah bir daha düşürmesin. Amin. Hadi buyurun amin, bir yemek amin. Yiyelim hadi ya. Hadi bir yemek yiyelim. Samsun'da Toptepe Meşe Mesire alanındayız. Amcamlar da oturmuşlar, bir şeyler yiyip içiyorlar. Kimdir, kimlerdir? Neler yaşamışlar? Soracağız, öğreneceğiz. Hasan geldi. Merhaba, merhaba, merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, dayım. İyi olduğunu isterim. Ben de senin iyi olduğunu isterim. Sağ ol. Hatta iyi olduğunu öğrenirsem çok da sevinirim. Sağ ol. İsmin nedir dayım? Hasan Demir. Hasan Demir. Oturalım bir yanına Hasan amca. Oturalım. Hasan amca. Efendim. Yaş kaç? 78. Maşallah. Nerelisin? Hava. O nere? Samsun'a mı bağlı gene? Samsun'a bağlı. Ne bu arkadaşlarla pikniğe mi geldiniz böyle? Ben yurtta durayım. Ne yurdunda duruyorsun? Özle yurdunda. Özle yurdunda durayım, özle yurdunda. Kimsen yok. Yalnız kaldım. Ha, huzur evinde mi? Huzur evinde. Bu huzur evi pikniği mi bu? Büyükşehir Belediyesi huzur evi. Huzur evi. Büyükşehir Belediyesi'nin huzur evi pikniğe getirdi seni. Ya. Sağ olsunlar, gözün gönlün açılmıştır Hasan amca. Tam da ne kadar. Evli miydin? Ev. Karı öldü. Ankara'ya götürdüm. Karıyı ortaktan beri yakalandı. Kafadan amel ettiler. Altına çocuğum eylesin. Öldü. Çoluk çocuk? Altına çocuğum Sübiyen'in öldü. Hiç yaşayan çocuğun yok? Yok. Kardeşim öldü. Koca dünyada? Anam babam öldü. 10 tane insan öldü. Yalnız kaldım geldim. Allah'tan burada kocaman bir ailem var. He? Söyler misin sen öyle türküdür mürküdür Hasan amcam benim? Söylerim. Söyler misin bize? Bize diyorum, söyler misin? Söylerim. E buyur. Makaram sarı bağlar, asiyem karalar bağlar. Bu kadar mı söylüyor? Daha da devar giderim, Eminem'e selam ederim. Eminem selam almasa başım ağrı giderim. Tamam da bir Emine bir Asiye ne oluyor böyle? Ben de şarkısını söylüyorum. İsmi neydi rahmetlinin, yengenin? Hanife'ydi. Hanife'ydi. Ya. Sen onları söyleyince kıskanmıyor muydu rahmetli? Bir Emine söylüyorsun, bir Asiye söylüyorsun. Şöyle diyordum bana. Türkü söyledi, oynayalım diyordum. Oynaydım. Onun da hoşuna giderdi. Ya. Makaram sarı bağlar, Asiye'm karalar bağlar. Ah Asiye. Ya Hasan amca. Şimdi bak. Anne de rahmetli olmuş. Hazır başına da ekşimez. Kimse sana sorgu da sormaz. Kimdir bu Asiye? Allah sen. Var mıdır bir Asiye? Asiye bizim köydeydin de. Başka köye verdiler. Yakın bir köy var. Oraya verdiler. Necele'ye. Ya. Kim verdi? Babası götü verdi. Babasının kalıbını. Sorma. Sen mi seviyordun Asiye'yi? Ya. Yanık mıydın Asiye'ye? Şimdi Asiye'nin arkadaşı öldü. Bana haber yollaymış. Hasan gelsin. Araba yatarım. Araba yatarım. Ya Asiye Hanım dese ki Hasan, benim beyim öldü, senin de hanımın öldü. Gençlikte babamın yüzünden birbirimize varamadık. Gel beraber olalım dese alır mısın Asiye? Hamle ne kadar, baydırım ben. Bayıla bayıla alırsın. Ya. Yüzü, gözünü toprak doyursun diyeceğim ben Hasan abi de, Hasan amca be. Evleneceksin Asiye ile yani. Ne olacak, zarar olmaz. Öyle mi? Ne yapacaksınız, ev tutacağınız mı peki? Ev kolay ya. 15 tane malın parası duruyor yani sonuçta. Duyuyor. Bir düğün dernek durumu olduğunda haberimiz olsun.
Olur. İnşallah hava veririm. Hasan amcayla davul çaldırırım ben. Oo. Davulu ben çalarım senin için. Öyle mi? Sağ ol. Allah razı olsun. İstiyorsan hafif bir provasını da yaparız yani. Tamam şimdi. Tamam yaparız. Sağ buyur. Ol. Damat. Damat bey buyurun. Ha. Buyur. Nasıl edeyim? Ya bir kalk. Allah Allah. Varsayalım Asiye Hanım ne evleniyorsun ya varsayalım. Nasıl oynayacaksın? İbrahim Ozan. İbrahim. Ozan. Maşallah. Ozan'la kalmadı. Bir Arif Ozan'a mı? Bizim akrabamız değil. Soy isim Ozan değil mi efendim? He. Peki gerçek anlamda bir Ozanlık var mı? Bende mi? Hmm. Olmaz olur mu? Vallahi. söyler misiniz bize bir şeyler? Söyler Allah. Misiniz bize bir şeyler? Söylerim. Buyurun. Dur. Portakalı soyamadı başucuma koyamadım şu derdimden kurtulup da gençliğime doyamadım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. İsminiz nedir? İsmail Karadımın. İsmail Karadımın. Evet. Sizin var mı çoluk çocuk? Yok. İki tane abimi evlendirdim. Var 30-35 tane yeğenim var ama kendimi evlendiremem. Hiç evlenmediniz mi siz? Hiç. 15. Hiç bir aday çıkmadı mı? Kimseye gönül vermediniz mi? Verdik askerde, askerden önce verdik ama ben askerden dönünce tabii kaçtı başka tarafa. Zaten şunu bilmek lazım. İtma beni melamet, her şeyde var kelamet. Sabreden sefadır, sabrınsın selam. Dayım. Merhaba. Nasılsınız? İyi. İsminiz? Ali Dikbey. Ali dayı. Efendim. Yaş kaç? 82. Maşallah. Vallahi vücut iyi dayanmış 82 sene. Dayandım. Ali dayım. He. Var mıdır bunun bir formülü? İşte Allah'ın işi. Kulak duyuyor. Duyuyor. Göz görüyor. Görüyor şimdilik bir. El ayak tutuyor. El ayak biraz yavaş demedi diye. Yavaş mavaş ama tutuyor yani. Dişmiş kalmamış biraz ama artık o kadar da olacak be. Artık 82 yaşındayız tabii. 82 az buz değil. Çoluk çocuk var mı Ali'deyiz? Var. Allah bağışlasın. Kaç çocuk var? 5. Neredeler? Kimisi İstanbul'da, kimisi Karadeniz, Zonguldak, Eleyli'de, kimisi köyde, kimisi burada. Derman daha. Peki bir tanesi alıp babalarına bakamıyor mu? Bakacak oldu ama ben burayı tercih ettim. Siz istemediniz. Ben istemedim. Madem sordun ben buraya niye geldim biliyor musun? Bizim köyümüz, evimiz çarşıya uzak. Bende kalp var. Tansiyon var. Nefes darlığı var. 7 yaştan geberirim dedim. Buraya bir tercih ettim. Buraya da işte bir müdür vardı. Bu müdürün bir arkadaş vardı. Buraya işte girdim. Ya Allah kecinden versin dayı. Peki çocuklar kızmıyor mu sana? Babacığım ne işin var huzur evinde? Gelsene bizim yanımıza demiyorlar mı? Kızıyorlar ama ben her diyeyim bunlara. Burada ben iyiyim. Ben evimde bu kadar iyi olamıyorum. Anneciğim nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. İsminizi bağışlar mısınız? Bedriye. Bedriye. Ha. Size Bedriye mi diyorlar? Bedriye diyorlar da siz Bediş diyor. Bediş. Evet çılgın Bediş koydular. Çılgın Bediş mi diyorlar size? Bediş diyorlar, ne yapayım? Tatlı bediş mi diyorlar, çılgın bediş mi diyorlar? Işte. Tek dişli bediş mi diyorlar? Orada numunelik öyle bir tane kalmış orada. Başka yok galiba görevinde. Yok başka yok. Bir tane? Bir tane. Yok mu çoluk çocuk? Bir kızım var, onunla evlatlık aldım. Çocuğunuz olmadı mı? Yok. Olmamıştı. Olmadı. Evlatlık aldım. Yaşamadı da. Yaşama için mecbur oldum. Adam istedim. Ben de aldım bir evlatlık. O da hayırsızım diye çıktı. Adam vefat etti. Ben geldim huzur evine. Evlat hayırsız mı çıktı? Hayırsız çıktı. Bakmadı size yani. Üç tane torun var. Bakmadı. Peki bayramlarda, seyranlarda yok. Gelen giden yok mudur? Yok geliyor işte. Geliyor gidiyor yanıma. Ağlıyor, sızılıyor. Anne gel, anne gel diyor ama gitmiyor.
Baba çıktım evde daha soğuk. Isınamadım. Ama geliyormuş bakın eliniz öpmeye. Geliyor, geliyor, geliyor. Hayırsız diyorsunuz ama hayırsız sizi ama eve işte çağırıyormuş orada yine. Orada bakmadı. He. Orada şeylik yaptı bana. Ben de çekemedim. Siz kaybettikten sonra kıymete bindiniz yani. Kaybetti beni. Şimdi kıymetli şimdi oldunuz. Şimdi biliyor kıymeti. Ben de yaptıklarına karşılık gitmiyor. Sizin ama maşallah sağlık saat yerinde çılgın bediş. Ne yapayım? Göz kalın çerçeveli bir gözlükle de olsa göz görüyor gene yani. Gözlerim bozuk. Ameliyat oldum. Görüyor ama yine. Katırak çok şükür görüyorum görüyor işte yani. Çok şükür gözüm. Eliniz ayağınız tutuyor. Tutuyor. Kendi işinizi görüyorsunuz. Evet görüyorum. Burada iş gördüğümüz yok çok şükür. Saçlarınızı kim kınaladı efendim? Cancaldım. Cancaldım. Çok gençleştirmiş sizi. Evet, en az bir 20 yaş gençleştirmiş. 90'sa 70 yaşa indirmiş sizi. Ne sayarsan say. Senin kıymetini bilememişler anneciğim. Bilmedi ne yapayım. Kurttum senden dedi. Bir şey söylemeyeceğim. Şunu kaldır şuraya koy dedim mi? Söz olur. Ben de isteyeyim ki sırtlığına al da şuraya koy dedim. Ben de senden bıktım dedi. Ben de bıktım mı dedim. Bir sözüne hemen çıktım orada. Hiç haberi yok. Geldim mahalleme. Orada bir arkadaş eski ev sahibim vardı. Ben aldım bu yüze koydum. Bir laf uğruna yani. He. Sen de az inat değilmişim ya, ben. Yapma bir yapmam tabii. Tam çılgın bedişmişsin sen de yani. Tut ki bayram. He. Tut ki torunun gelmiş. He. Ver elini. Çok yaşa. Sen de yaşa. İşte öyle. Yani biz bayramlarda biraz huzur evlerine gitmemiz lazım. Resim çekecek. Hı? Resim çekiyor. Gül de dişini görseydin. Ne zamandır yürüyorsunuz efendim? 2 ay var. 2 aydır. Kaç tur atıyorsunuz günlük? 10. 400 metre değil mi? Burasının etrafı. 4, aşağı yukarı 4 kilometre her gün yürüyorsunuz. Tabii. Maşallah. Yaş sorsak ayıp olur mu? 70. 70 mi? Evet. Ciddi misin anne? Tabii. O zaman yürü. Ey ahali, 70 yaşında genç kız gibi maşallah. Allah nazarlardan saklasın. İsmini bir de bağışlayın da. Var mı şehir dışında, memleket dışında çoluk çocuk torun? Evet. Onlar seyretsin bari. Turp gibi Zeki Hanım. Günde 4 kilometre yürüyünce koş abi. Arkadaş, şimdi şey diyebilirsiniz yani, bir sağlıklı koşu için buraya açmışlar röportaj. Gel yap, gel tazı gibi millet. Ya işe yarıyor, koşun. O yarıyor yani. 40 yaşında adamız, yetişemiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.